buraya Denizli T tipine sürgün edildiğinde ilk gün kalp ilacı, önemli ilaçları çöpe atılıyor. Yani Denizli T tipi birinci müdürü ne kadar inkar ederse etsin, tedaviyi engelleyen Denizli T tipi müdürü Ali Rıza Yıldırım'dır. Oğlumu ölüme terk etti. Ölmesi için işkencelere devam ediyor. Ekim akromegali hastası, halk dilinde dev adam olarak bilinen bir hastalık. Organları büyüyor. Vücut istemsiz büyüyor. Beyninde bir tümör oluşturdu bu hastalık. Bir tümör oluşturuyor. Bu tümör de bütün organlara zarar veriyor. Görme kaybı var. Yani kalp krizi geçirdi iki kez. Bunda tabii işkencenin de payı çok büyük. Bozukluğu, kalp yetmezliği, ciğerlerde lekeler oluştu, böbrek, mide, şeker hastası, KOAH hastası, kemik erimesi, belde ve bacakta kas kaybı var. Yani bildiğiniz bütün hastalıklar var Ekim'de. Ekim 24 yaşında. Yani işkencede sınır tanımayan işkenceci Ali Rıza Yıldırım beni de ölümle tehdit ediyor. Oğlumu da ölümle tehdit ediyor. Bir ay önce Ekim'e işbirliği dayatıyor. Kabul edersen buradan çıkarsın diyor. Ekim bunu kabul etmiyor. Çünkü yapmadığı bir şeyi kabul etmeyecek ve bir başkasına da yıkmayacak bunu. Bunu artık Denizli T-Tipi Adalet Bakanı anlamak zorunda. Ekim işlemediği bir suçu kabul etmeyecek. Bir başkasının da canının yanmasına asla izin vermeyecek. Bunu kabul etmeyecek yani. Ekim'in tedavisi önündeki engellerin kaldırılması için Denizli T-Tipi'nde oturma eylemine başladı. Ekim çok riskli olmasına rağmen dur açlık grevinde. Kalp hastasının açlık grevi yapması demek ölüm demek. Yani insanların burada şunu açlık grevini eleştirmek yerine anlaması gerekiyor. Tedavisi yok. Yapılmıyor hapishanede. Ve bu tedavi hapishane koşullarında mümkün değil. Bir an önce hastane sevkinin yapılması ve beynindeki tümörün alınması gerekiyor. Hastaneye götürüyoruz, tedavi süreci başlattılar, göstermelik. Ne yaptılar? Muayenesini engellediler. Hapishane Denizli Devlet Hastanesi ile işbirliği yapıyor. İlaçların olmadığı söyleniyor. Eczacı depolarına, eczacı akrabası varmış oradaki gardiyanlardan birinin. İğnenin olmadığını söylüyorlar. Yalan. Ben bu iğneleri araştırdım, kullananlara ulaştım, İstanbul'daki eczanelere sordum. 81 ilde yoktur diyor mesela. Ben araştırdım, var. Ve yanlış bir iğne yapıldı Ekim'e. Hastalığı daha çok ilerlesin diye. Ekim'e göstermelik tedavi süreci yanlış bölümlere sevki yapıldı. Hastane işkencesi yaşatıldı. Götürüp getirip hiçbir tedavi yok, hiçbir ilaç yok, hiçbir iğne yapılmıyor ve Ekim içeride tutuluyor. Kantin ihtiyaçları. Geçen salı kapalı görüşümüz vardı. Kantinden istediklerini vermiyorlar. Verirse de eksik veriyor. Vermediği şeyi getiriyor. Yani bu bir işkencedir. Herkesin görmesi, duyması gerekiyor. Hasta tutsakların tedavi hakları engelleniyor. Öldürmek için bir çaba sarf ediyorlar. Korkunç bir çaba sarf ediyorlar. Herkesin bunu görmesi ve anlaması gerekiyor. Tehdit eden ikinci müdür Ahmet'tir. Birinci müdür de annenin de başına bir şeyler gelir. Annen avukatına hiçbir şey anlatmayacaksın. Telefon görüşümüz ve görüşlerimiz bu nedenle engellenmeye çalışılıyor. Telefon görüşü 10 dakikalık bir telefon görüşüne tahammül edemeyenler, 30 dakikalık kapalı görüşe tahammül edemeyenler bu anayasal haktır. Ekim'le görüşmemi engelleyemezler. Ekim'in tedavisini engelleyemezler. Tedavisinin önündeki engellerin kaldırılıp derhal hiç zaman kaybetmeden, çünkü Ekim'in zamanı yok, bu ameliyatın bir an önce olması gerekiyor. Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Bir an önce hastaneye ameliyat için gönderilmesi gerekiyor. Geniş kapsamlı bir hastane. Yani engelleyip bir hasta tutsan daha yaşamına engel olmaya çalışıyorlar. İçeriden sürekli cenazeler çıkıyor. Kalp krizi deniyor, beyin kanaması geçirdi, düştü bilmem ne. Bunların hiçbiri gerçek değil. İnsanların bunu anlaması gerekiyor. İnsanlar içeride katlediliyor ve kimlikleri üzerinden, etnik kimlikleri üzerinden katlediliyorlar. Herkesin bunu görmesi, duyması ve bu duyarsızlığa son vermeleri gerekiyor. Ekim'in hastalığını onlar da çok iyi biliyor. Ben bu raporları bir doktora gönderdim. Doktor bütün raporları inceledi. Birkaç doktorla birlikte Ekim'in akromegali hastası olduğunu öğrendi. Ve 3 ay içerisinde bu ameliyatı geçirmesi gerekiyor.
Bu hastalar uzun yaşamıyor ne yazık ki. Ameliyattan sonra da sürekli doktor kontrolünde olması gerekiyor. Hekimin bu nedenle tedavi hakkını istiyorum. Hasta tutsaklar içeride katlediliyor. Buna dışarıdan ses çıkmazsa, çıkmaması göz yummak demektir. Bu insanlar katlediliyorken sessiz kalanlar da bu suçun ortağıdır. Bunu unutmasınlar. İçeride işkence var, tedavi yok ve insanlar ölüme terk edildi. Bile isteye katlediliyor bu insanlar. Unutmasınlar ki bugün sessiz kalanlar yarın çok daha ağır yaşayacaklar. Bu suçun da ortağı olacaklar. Ben hapishane önünde oturuyorum. Oğlumun tedavi hakkı için oturuyorum. Orada ne yaparlarsa yapsınlar. Orada oturmam onları çok rahatsız ediyor. Mafyatik dille tehdit ediliyorum.